İstanbul'da, hücra bir semtte, varış bir mahallede oturuyorum. İş saatlerim maalesef çok uygun değil ama bu işe mecburum. Çünkü bu zamanda bulabileceğim işlerin hiçbirinde bu kadar iyi bir ücret almam zor. Mesai saatlerim 15 ve 24 arasındaydı. Ancak eve varış saatim maalesef gece saat 1'i bulmaktaydı. Yine her gün olduğu gibi bugün de mesaimi tamamlamış evime dönüyordum. Hafta içi bu saatlerde genelde bizim sokaklarda incin top oynar, kimsecikler olmazdı. Yine manzara aynıydı. Bugün iş yerimde çok yorulmuş olduğumdan bir an evvel evime ulaşıp uyumayı düşünüyordu. Bir yandan da iş yerimde başıma gelen olumsuzluklar sürekli kafamı meşgul edip duruyordu. Zor bir gün geçirmiştim. Gerçi son zamanlarda hemen hemen her gün aynı şekilde birbirinden zor geçmekteydi. Ama elbet bu geçecek ve sonunda ben de rahatıma kavuşacaktım. Ya da en azından kendimi bu şekilde avutuyordum. Sonunda evimin önüne gelmiştim. Tek yapmam gereken her gün çıkmak zorunda kaldığım 5 katlı apartmanın merdivenlerini çıkmak değil, adeta tırmanmaktı. Çünkü eski bir yapı olan bu apartmanda asansör yoktu. Aslında dükkan üstü birinci kat sayıldığından altıncı katta oturuyordum. Ama tek sorun bu değildi apartman sakinleri arasındaki uyuşmazlık hat safhaya ulaştığından daha fazla dayanamayan apartmanın yöneticisi zaten uzun zamandır düşündüğü taşınma işini bir gece ansızın gerçekleştirmiş ve giderken de apartmana ait olan elektrikleri de kimseye devretmeden kapattırmıştı. Apartmanımızda merdiven boşluklarındaki ışıklar bu yüzden çalışmıyordu. Hatta kapı zilleri de çalışmıyordu. Bundan dolayı merdivenleri karanlıkta çıkmak zorunda kalıyorduk. Apartmanımızdaki huzursuzluk devam ettiği için de kimse yönetici olmaya talip olmuyor ve günlerdir bu sorunu yaşıyorduk. Ben de diğer komşular gibi zorunlu olarak cep telefonumun feneriyle nispeten önümü görmeye çalışarak merdivenlere çıkmaya çalışıyordum. Ama yine de çok zor oluyordu. Ele elimde bugünkü gibi eşyaları varsa merdivenler çık çık bitmiyordu. Cep telefonumun fenerini açtım ve apartmandan içeri girdim. Yorgun argın merdivenleri birer birer çıkmaya başladım. Bazen hangi katta olduğumu unuturdum. Çünkü kaç kat çıktığımı karıştırırdım. Tüm katlarda kapılar birbirinin benzeri ve diğerinden ayırt etmek karanlıkta daha da zor oluyordu. Bugün de aynı şey olmuştu. Bütün kapılar kapalı, apartmanda zifiri bir karanlık ve ben kimseye ses duyurmadan merdivenleri çıkarak bir an evvel o sıcak evime ulaşmaya çalışıyordum. Kafamda bin bir türlü düşünceyle merdivenleri çıkarken kaçıncı katta olduğumu çoktan unutmuştum. Ancak sanki on kat çıkmış gibi de yorgundum. Ne bitmek bilmez merdivenlermiş diye kendi kendime hayıflanmaya çoktan başlamıştım. Bir müddet daha apartman merdiven korkuluklarına tutunarak çıkmaya devam ettim. Her çıktığım katta bu son kat olmalı diye ümit ederek çıkmaya devam ediyordum. Ben son katta oturuyordum. Son kat son daire bana aitti. Ben bu evi almadan önce uzun süre bu ev boş kalmıştı. Neden bilinmez ama daha önce bu evde oturanlar hep sıkıntı içinde kalmışlar. Bunun sebebini de açıklayamadıkları için daire kapı numarasının 13 olması ve hatta apartmanın numarasının da 13 olmasına bağlamışlardı. Mahalle sakinlerine göre 13 numara uğursuz bir rakam ve çifte 13 uğursuzluk anlamına geliyordu. Hatta sırf bu sebeple apartmanın ve kapılarının üzerinden numaralar sökülmüş ve bir daha da takılmamıştı. İnsanlardaki bu batıl inançlardan dolayı bu daireyi kimse uzun süre satın almamıştı. Bu sebeple de çok uygun bir fiyata bu ev sahip olabilmiştim. Evim güzeldi. Çünkü evimin içinden çatı katına da bir boşluk yapılmış ve dolayısıyla tavan arası bana ait olmuştu. Aslında ben de tavan arasını sadece eski eşyaları koyduğum kiler olarak kullanıyordum. O kadar çok yorulmuştum ki saatin kaç olduğunu unutup cep telefonundaki saate bakma ihtiyacı duyarak saate bakınca saatin çoktan bir buçuk olduğunu gördüm. Bu da yaklaşık 20 dakikadır merdivenlerde oyalandığım anlamına geliyordu. Bu çok anlamsızdı. Sonuçta 6. katta olsa 20 dakikada merdivenleri bitirememem imkansızdı. Elimdeki eşyaları yere bıraktım ve bir müddet dinlendim. Kaçıncı katta olduğumu hala bilmiyordum ama bu işte bir terslik olduğunu düşünmeye başladım. Ardından bir ses duydum. Apartmanda, aşağı katlardan birisinde bir hırıltı sesi geliyordu. Apartmanımıza bazen kediler girerdi. Geceleri apartmana sığınan sokak kedileri oldukça sık rastladığımız bir durumdu. Fakat bu ses kesinlikle bir kedi hırıltısı değildi. Daha büyük bir hayvanın hırıltısına benziyordu. Ender de olsa bazen sokak köpekleri de apartmanımıza girerdi. Soğuk muhafaza etmeye çalışarak muhtemelen bir sokak köpeğidir diye düşündüm. Aşağıya doğru cep telefonunun fenerini uzattım. Ne olduğunu görmek istiyordu. Merdivenlerin arasındaki boşluk çok dar olduğundan aşağıda hiçbir şey gözükmüyordu bir şey göremeyeceğimi anlayınca tam feneri çekiyordum ki aşağıdan yukarıya doğru kafasını kaldırmış merdiven boşluklarında bana bakan bir çift göz gördüm. Gözler kan kırmızısı şeklinde ve karanlığı yararcasına bana bakıyordu. Korku ile geri çekildim. Bir dairenin kapısına yapışmıştım ama o aşağıdaki şey hızla merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Bir yandan hırlıyor, bir yandan da Yukarı doğru koşturuyordum. Ne yapacağımı bilemez halde yukarı doğru koşmaya başladım. Evime bir an evvel ulaşmalı ve içeri girmeliydim. Nefes nefese kaldığım halde, karanlıkta, sürekli merdivenleri üçer beşer atlayarak yukarı koşuyordum. Adım atacak halim kalmadığı halde evime bir türlü çıkamamıştım. Mecburen biraz soğuklanmak için durdum. Telefonla etrafıma göz gezdirdim. Sonra hırıltının kesildiğini duyunca Derin bir nefes alarak merdiven ervazlarına uzandım ve feneri tekrar aşağıya doğru uzattım. Hiçbir şey görmüyordum. Ardından tekrar bir hırıltı duydum. Ama bu sefer aşağıdan değil, yukarıdan geliyordu bu ses. Korkuyla yukarı kafamı çevirdim ve aynı gözleri bu sefer yukarıdaki merdiven boşluklarından bana bakarken gördüm. Hemen sırtımı dayadığım kapıya hızlıca vurmaya başladım. Maksadım komşulardan birisinin kapısını açması ve kapıdan gelen ışıkla etrafımı daha rahat görebilmekti. Ancak kapıyı açan olmadı. Hemen diğer taraftaki kapıya yöneldim. Bu sefer de ona vurmaya başladım. Birkaç defa vurduğumda ses gelmeyince bu sefer hırıltının yaklaştığını duyarak kapıyı adeta yıkarcasına daha hızlı vurmaya başladım. Maalesef bu kapıdan da ses çıkmıyor ve kapıyı açan olmuyordu. İki komşunun da evde olmaması çok zordu. Hemen bir alt kata koşup oradaki komşulara sığınmayı düşündüm. Merdivenlerden hızla aşağıya doğru koşmaya başladım. Hırıltı, yukarıdan hızlıca aşağıya doğru koşan bir şeyin olduğunu ve beni takip ettiğini bana gösteriyordu. İlk ulaştığım kapıya sesimi bir an evvel duyurmak için kırarcasına vurmaya başladım ama buradan da hiç ses çıkmıyordu. O zaman bağırmaya başladım. Yardım eden yok mu diye ama apartmandan hiçbir ses çıkmıyordu. Son çare olarak Aşağıya inip apartmanın dışına çıkmak olduğunu düşündüğümden hızla aşağıya doğru koşmaya başladım ama dengemi kaybettim ve merdivenlerden aşağıya yuvarlanmaya başladım. Cep telefonum ve elimdeki malzemeleri düşürdüm. O kadar çok yuvarlanmıştım ki sanki bitmek bilmeyen bu merdivenlerde uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanıyordum. Acımayan yerim kalmamıştı. Perişan haldeydim. Ama bir türlü duramıyordum. Bir yerlere tutunamıyordum. Sonunda bir şekilde durdum Durduğum anda elime gelen ilk şey garip bir şekilde yine telefonum oldu. Cep telefonumu elime aldım. Kapanmış olan feneri açtım ve etrafıma bakmaya başladığımda karşımdaki kapının açıldığını gördüm. Kapıyı açan benim eşimdi. Beni yerde böylece yatar halde görünce ne oldu dedi heyecanla. Bu gürültü senden mi geldi diye sordu. Ardından elini uzattı bana. Ama bu imkansızdı. Çünkü ben aşağıya doğru düşüyordum. Ve bulunduğum kat şu an apartmanın son katıydı. Hemen ayağa kalkıp içeri girdim ve kapıyı arkamdan hızla kapattım. Girişteki aynaya bakınca kendimden korktum. Çünkü saçlarım elektrik çarpmışçasına tamamen dikilmiş ve yüzümde bereler oluşmuştu. Eşimin bana korkuyla baktığını görünce apartmanda köpekler var. Beni kovaladılar. Ben de düştüm ve yuvarlandım dedim. Ama diğer yaşadıklarımı bir mantık çerçevesine sokamadığım için anlatmadım o gece ne olup bittiğine anlam verebilmek için sürekli düşünüyor ama mantıklı bir şeye bağlayamıyordum. Yatakta bir uyana bir bu yana dönüp durdum. En sonunda yorgunluğun ve stresin vermiş olduğu hayal ürünü bir gece olarak kabul ettim. Bir daha böyle bir şeyin başıma gelmemesini ümit ederek sabaha karşı ancak uyuyabildim. Ertesi gün iş dönüşü apartmanımızın önüne geldiğimde işin gerçeği hala içimde bir tedirginlik vardı.'' bir türlü kimsenin el atmadığı, daima açık olan dış kapının yapılmasına ve elektriklerin açılma işine bu sefer ben el atmalıyım diye düşünmüştüm. Elbette dünkü yaşadığım garip olaylardan oluşan korkum buna sebep olmuştu. Sıkıntı ve stres bütün benliğimi kaplıyordu. Derin bir nefes alarak bütün bunlar saçmalıkta dedim ve elime telefonumu alarak saate baktım. Saat tam olarak 01.13'tü ve kendi kendime en fazla 5 dakika sonra evimin içine girmiş olacağım diye telkinde bulunarak telefonun fenerini açtım ve ilk adımımı attım. Sonra adeta koşarcasına hızla yukarı çıkmaya başladım. Bu sefer çıkarken kaçıncı katta olduğumu şaşırmamak için sesli bir şekilde çıktığım katları da saymaya ihmal etmiyordum. Dükkanın üstüne çıktım. Şimdi birinci kata geldim. Şimdi ikinci kata geldim. Burası üçüncü kat dedim ve nefesim tıkanmaya başladığı halde hızlı çıkmaya devam ederken dördüncü kata geldim diye kendime sesleniyordum. Bu son kat ve şimdi beşinci kata çıkıp evime gireceğim dediğimde artık çok zor nefes alıyordum. Ama son kata yani evimin önüne gelmiştim bile. Kapımın önüne geldiğimi görünce o kadar rahatlamıştım ki hemen ceplerimi kurcalayıp anahtarı çıkarmak istedim. Bir yandan da Hala kendi kendime konuşarak bak gördün mü her şey hayal demiştim. Bir şey olmadığını gördün işte. Şimdi eve ve rahat bir uyku uyuyacağım diyordum. Kendi kendime yapmış olduğum bu telkinler işe yaramış gözüküyordu. Anahtarı bulduğumda ellerimin titremesi de azalmıştı. Sonunda diyerek derin bir nefesle birlikte evime girmek için kapıyı açtım. Fakat karşıma evimin içi yerine aşağıya doğru uzanan, Seferi karanlıktaki, sonu gözükmeyen merdivenler çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Heyecanla arkamı döndüm. Evet, son kata evime gelmiştim. Ama ne olduğunu anlayamıyordum. Buraya kadar koşarak çıkmanın mı, yoksa korkunun mu etkisi olduğunu bilmediğim bir şekilde dizlerimin bağı çözülmüştü. Olduğum yere, kapının eşiğine diz çöktüm ve gözlerimi kapatıp Başımı ellerimin içine aldım. Allah'ım! Neler oluyor diyordum kendi kendime. Sonra acaba ben delirmeye mi başladım diye düşündüm. Evet bu şu anda olanları açıklayabileceğin tek mantıklı şeydi. Son zamanlarda yaşadığım stres bana fazla gelmiş olmalı ve halüsinasyonlar görmeye başlamış olmalıydım. Ne olursun gözlerimi açınca her şey düzelsin diye dua ederek ellerimi indirip gözlerimi yavaşça açtım ve fenerle tekrar kontrol ettim. Ama nafile Hala karşımda, aşağıya doğru boylu boylu uzanan merdivenler ve cep telefonumun fenerinin aydınlatabildiği kadarıyla da oldukça dik ve sonu gelmiyordu. Arka tarafımı kontrol ettiğimde ise buraya kadar beni getirmiş olan gayet normal gözüken merdivenler vardı. Tam arada kalmıştım. Önümde iki seçenek vardı. Ya buradan aşağıya doğru inecektim, ya da arkamı dönüp evime çıkmak için geldiğim merdivenlerden aşağıya inecektim. Ancak artık arkamı dönünce de normal bir şeyle karşılaşacağıma emin değildim. Ayağa kalktım ve henüz daha merdivenleri görür görmez adım atmaktan vazgeçtiğim tarafın bir hayal olması ümidiyle gözlerimi kapatarak zor zamanlarda kendi kendime yapmış olduğum bir şekilde kendimi telkin etmeye çalıştım. Şimdi buraya adım atar atmaz bunun gerçek olmadığını anlayacağım ve evime girmiş olacağım sözlerini tekrar etmeye başladım. Üçüncü tekrardan sonra her ne kadar emin olamasam da ileriye doğru adım attım. Ancak maalesef ayağım düz zemin mesafesinde yere değmediğinden dengemi kaybettim ve o hayal dediğim merdivenlere doğru savruldu. Bu sefer şanslıydım ki kapı kenarına tutunabilmiştim. O dik merdivenlerden aşağıya düşmemiştim. Ama bütün şansım sadece bu kadardı. Merdivenlerin Gerçek olduğunu maalesef bu şekilde anlamıştım. Geri dönmektense ileri devam edip bu merdivenlerden aşağıya inmeyi kendimi zorunlu hissediyordum. Cesaretimi toplamaya çalışarak aşağıya inmeye başladım. Ama karanlıkta giderek merdivenler hem dikleşiyor hem de merdiven genişliği daraldığı için adım atmakta zorlaşıyordu. Bu şekilde bir müddet daha inmeye devam ettim. İleride zayıf bir ışık yüzmesi gözüküyordu. Aşağıya doğru indikçe ışık kuvvetleniyor ve ışığın geldiği yerden çocuk sesleri gelmeye başlıyordu. Yukarı doğru baktığımda ise oldukça uzun bir zamandır yürümemden belli olduğu gibi çoktan merdivenlerin başlangıcı gözden kaybolmuştu. Kulaklarımı iyice açarak sesleri dinlemeye çalışıyordum ama çok az gelen sesleri anlamlandıramıyordum. İlerledikçe sesler çoğalıyor, tiz kahkahaları dönüşüyor ve bu sesleri çıkaran çocukların sayısının bir hayli fazla olduğunu daha rahat anlıyordum. Tam olarak nasıl bir durumda olduğumu anlayamadığım için kendimi belli etmemek adına oldukça sessiz bir şekilde ve cep telefonumun fenerini sadece önümü gösterebileceğim şekilde ilerlemeye devam ettim. Sonunda merdivenler bitmiş ve etrafı kapalı olan bir odaya girmiştim. Oda oldukça alçak olduğundan eğilerek yürümeye çalışıyordum ışığın kaynağına geldiğimde karşıma yaklaşık olarak bir metre büyüklüğünde ufak bir kapı çıktı. Kapının tam ortasında 13 numarası yazılıydı. Işık ve sesler kapının ardından geliyordu. Kapının altından ve kenarlarından sızan ışık bembeyaz ve oldukça kuvvetliydi. Kapıyı direkt açmak yerine etrafı kontrol ederek kendimi daha güvende tutabileceğim başka bir yer aradım. Biraz ileride Kapının açıldığı tarafa doğru ufacık bir pencere buldum ve oradan içeriği gözetlemek için pencereye doğru gittim. Göreceğim şeyin ne olduğunu ve göreceklerimin de beni görme ihtimali olduğunu bilerek pencere camına tedirgin bir şekilde uzandım. İçeride ufacık bir oda ve odanın tam ortasında ise bir çember şeklinde oturmuş çocuklar vardı. O beyaz ışık tüm odayı kaplıyordu. Çocukların tam ortalarında büyükçe bir maket vardı ve onunla oynayarak gülüşüyorlardı. Beni görmediklerine emin olduğumda daha rahat bir şekilde pencereden etrafı gözetlemeye başladım. Odanın içinde etrafı birçok ranzalar dizilmişti. Ranzaların harisinde tam pencerenin altında bir de yatak ve o yatakta yatan bir kadın vardı. Kadın uyuyor, çocuklar ise oyun oynuyorlardı. Kadının pencerenin altındaki yatakta uyuması beni görme ihtimalini kuvvetlendirdiği için daha çok tedirgin etmişti. Ancak dikkatle baktığımda kadının uykusunda gözlerinden yaşlar aktığını gördüm. Sanırım kötü bir rüya görüyor ve bunun neticesinde rüyasında ağlıyordu. Tekrar çocuklara dikkat ettiğimde çocukların sayısının da 13 olduğunu fark ettim. Her zaman çocuklara karşı aşırı bir ilgim ve sevgim olmasından dolayı olsa gerek çocukların güzelliğine hayran kalmıştım. Hepsi birer nur gibi parlıyordu. Sonra dikkatimi oynadıkları oyuncağa yönelttim. Oyuncak oldukça büyük bir apartman maketine benziyordu. Çocuklardan birisi makete yaklaştı ve dikkatli bir şekilde maketin bir tarafından tutarak yapboş şeklinde yapmış olan katlardan birisini kendine doğru çekti. Hepsi aynı anda kahkahayı bastı. Sonra dışarı doğru çıkan katın üzerinden elini sokarak içeriden evin penceresini açtı. Sonra yatakta yatırılmış olan bir oyuncak adamın üzerindeki yorganı çekerek yatağın yanına yere bıraktı ve tekrar gülmeye başladılar. Ancak o sırada yataktaki o oyuncak adam hareket etti ve yataktan kalkarak pencereyi kapattı. Ardından yerdeki yorganı üzerine alıp tekrar yatağına yattı. Bu inanılmaz bir şeydi oyuncak kendi kendine hareket etmişti. Ancak çocuklar buna sadece gülüyor ve eğleniyorlardı. Sonra bir başka çocuk oyuncağa yanaştı. Elini cebine attı ve cebinden çıkardığı şişenin içinde saklamış olduğu böcekleri avucuna aldı. Ardından maketin bir başka katındaki açık olan pencereden böcekleri içeri bıraktı. Hayretle ve dikkatle olanları seyrediyordum. Sonra o katı dışarıya doğru çekerek içinde neler olup bittiğini izlemeye başladılar. İçeri giren böcekler bir odadan içeri girdi ve odadaki oyuncak adamın yattığı yatağın başucuna doluşmaya başladılar. Yatakta yatan o oyuncak adam birdenbire yataktan fırlayarak delirmişçesine etrafta koşmaya başladı. Eline geçirdiğini o böceklere doğru fırlatıyor ama çocuklar bunu seyrederken kahkahaları boğuluyorlardı. Ardından bir başka çocuk geldi ve maketi her tarafından çekerek ortasının açılmasına sebep oldu. Ufacık bir kedi vardı. Apartmanın tam ortasında merdivenlerden yukarı doğru çıkıyordu. O da elini cebine attı ve cebinden oyuncak bir köpek çıkartarak apartmanın girişine doğru koydu. Oyuncak köpek birden canlanarak apartmana girdi. Yukarı doğru koşmaya başladı. Kedi köpeğin sesini duyunca can havliyle yukarı doğru fırladı ve merdivenlerden hızla yukarı çıkmaya başladı. Ancak çocuk merdivenleri eline aldı ve yönünü değiştirip tekrar yerine koydu. Bu sefer kedi fark etmeden aşağıya doğru koşuyordu. Yani tam köpeğin geldiği yöne ama çocuk köpeği alıp üst katlardan birine koydu. Ardından kedinin koşmaya devam ettiği merdiven katını söküp alt kata taktı. Kedi bu oyunlar karşısında bir düşmüştü. Şimdi her şeyi daha iyi anlayabiliyordum. Bu çocukların oyun diye oynadıkları maket apartman kendi yaşadığımız apartmandı. İçindeki oyuncaklar ise bizdik. Tam o sırada çocuklardan birisi gruptan ayrıldı. Duvar kenarındaki prizle oynamaya başladı. Çok geçmeden prizden alevler çıkmaya başladı ve odayı sardı. Çocuklar korkuyla bir o yana bir bu yana koşuşturmaya başladı. Her yer alevler içindeydi. Çocuklar uyuyan kadını uyandırmak için onun yanına geldiler. Bağırıyorlar fakat kadın yerinden kımıldamıyordu. Odanın her yeri alevler içindeydi. Duman yoğunlaşmış çocuklar boğuluyordu. Bu durum karşısında çocukları kurtarmak için hemen biraz önce görmüş olduğum o küçük kapıya yöneldim. Kapıyı açmak istedim ama kapı kilitliydi. Çocukların feryatları kulağımı parçalıyordu. Ne yapacağımı şaşırmış bir şekilde onlara yardım etmek için Kapıya vurmaya başladım. Ama kapı bir türlü açılmıyordu. Kapıyı kırmak ve çocukları dışarı çıkarmak için tekmelemeye başladım. Kapı bir türlü kırılmıyordu. Tekmelemeye devam ederken kapının üzerindeki 13 rakamının bir numarası yere düştü. Elimi alıp dikkatle baktığımda aslında o bir numarasının kapının kilidi olabileceğini düşündüm. Kapının anahtar deliğini deneyince hakikatten de o bir rakamının o kapının anahtarı olduğunu fark ettim ve kapı açıldı. Dumanlar içinde kalan odaya girdim ve çocukları dışarı çıkarmak için onlara seslenmeye başladım. Çocuklar hemen etrafıma doluştular. Bana sarılıp ağlıyorlardı. Hemen kapıya yöneldim ama maalesef ortada bir kapı yoktu. Kadının yattığı yerin üzerindeki cama gittim. Bir yandan da kadına sesleniyordum. Ama kadında maalesef hala gözlerindeki yaş damlaları haricinde en ufak bir hareket yoktu. Çocukları camdan çıkarmak için hemen pencereyi açtım. Ama bu pencere, biraz önce benim içeriye baktığım pencere değildi. Pencere dışarıya açılıyordu ve aşağıda itfaiye arabaları bekliyordu. Bana hadi aşağı atla diye bağırmaya başladılar. Ben de çocuklar var, onları kurtarmalıyım dedim. Kucakladığım çocukları camdan itfaiyenin açmış olduğu havayastığına atmaya başladım. En sonunda. Bütün çocuklar kurtulmuştu. Sadece yatakta yatan kadın kalmıştı ve onu kucaklamak istedim. Tam ona eğildiğim anda gözlerini açtı ve bana sarıldı. Ben çoktan öldüm. Ama sen benim yavrularımı kurtardın. Teşekkür ederim sana dedi ve bir eriyle maketi gösterdi. Maketin sadece en üst katı yanmaktaydı. Sonra maket birdenbire yok olmaya başladı ve her yer sallanmaya başladı. Düşmemek için Yere diz çökmüş bir şekilde eğildim ve sallantıyla birlikte her şeyin yavaş yavaş yok olduğunu seyretmeye başladım. Oda içindeki eşyalarla birlikte tamamen yok oluyordu. En son kucağımda bana sarılmış olan kadın yok olmaya başladı ve tam oda yok olacağı sırada yüzündeki ağlama eseri bitti ve büyük bir sevinç mutluluk hakim oldu. Eliyle son bir şeyi işaret ederek o da kendi kendine yok oldu. İşaret ettiği şeye doğru yöneldiğimde Orada bir kutu vardı. Kutuyu açtığımda içinden bembeyaz kristalden yapılmış bir gül, bir miktar para ve bir de mektup vardı. O mektubu elime alıp okuduğumda mektubun sahibinin o kadın olduğunu anlamıştım. Mektupta evlendiğinin ilk günü trafik kazasında kaybetmiş olduğu sevgilisinden bahsediyordu. Sevgilisiyle kurdukları hayallerinde mutlu bir aile ve çocukları vardı. Bu yüzden acısını bastırabilir miyim düşüncesiyle kimsesiz kalmış çocukları sahiplenmiş ve kendini onlara adamıştı. Ancak bir türlü unutamadığı sevgilisine kavuşmak umuduyla o gece intihar etmiş ve maalesef yine o gece çıkan yangında kendisi haricinde o güzelim çocukları da kurtaracak kimse kalmamıştı. Bu yüzden ruhu azap içinde kalmış ve her gece aynı şekilde orada hapis kalmıştı. Ta ki ben gelinceye kadar Tam o sırada aşağıdan yukarı doğru açılan kapaktan eşim kafasını çıkarmış bana bakmaktaydı. Bana ne işin var senin tavan arasında dediğinde evimizin tavan arasında olduğumu anladım. Saate baktığımda saatin tam olarak 01.13 olduğunu gördüm ve eşime sana hazırladığım bir sürprizim vardı onu saklayacaktım dedim. Ama madem uyandın diyerek ölen kadının sevgilisinden de hediyesi olarak kristal gülü uzattım. Ve parayla beraber mektubu da cebime koyarak sevgilime sarıldım. Ona bu olan olayları anlatma mümkün değildi. Ama ona güzel bir şey söyleyebilirdim. Sen çok seviyorum diyerek sarıldım ve kulağına sessizce karımın yıllardır istediği ama benim korkularım yüzünden bir türlü kendimi hazır hissedemediğim şeyi söyledim. Çocuk yapalım mı dedim. Eşimin yüzüne baktığımda o yok olan kadının son andaki mutlu görüntüsünü gördüm.